Merhaba değerli öğrencimiz. My Echo A1 A2 temel seviye İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Dördüncü dersimizin konusu Singular and Plural Nouns. Hadi dersimize başlayalım. Singular and Plural Nouns Türkçe'ye tekil ve çoğul isimler olarak çevrilir. Her dilde olduğu gibi İngilizce'de de isimlerin tekil halleri ve çoğul halleri vardır. Tekil yapıda olan isimleri biz e, en belirteçleriyle kullanırken çoğul haldeki isimlerimize biz s takısı ekleriz. İngilizce'de bu s takısını eklemenin farklı farklı yolları vardır. Bu kelimenin son sesine göre değişen kurallardır. Öncelikle en basit şekilde sadece s takısı eklediğimiz kuralımıza bakalım. Burada basit bir şekilde eklediğimiz s takısıyla nasıl çoğul isimler yapıyoruz bakalım. One car, bir araba. Two cars, iki araba. Türkçe'de iki arabalar demiyoruz. İki hali hazırda çoğul bir anlam verdiği için lar eki getirmeyiz arabaya. Ama İngilizce'de eğer birden fazla bir şeyden bahsediyorsak muhakkak ismimiz çoğul yapıda olmalı. Bu farka dikkat edelim Türkçe İngilizce arasındaki. Diğer bir örneğimizde an apple, four apples, dört elma. One bike, bir bisiklet. Three bikes, üç bisiklet. A monkey, bir maymun. Five monkeys, beş maymun. Evet, bu örneklerimizde basit bir şekilde s takısı ekleyerek çoğul bir kelime elde ettik. Ancak eğer kelimelerimiz x, ç, ç, s sesleriyle bitiyorsa bunlara es yani es takısını ekliyoruz ve telaffuzu biraz daha değişik oluyor. Bakalım Wish var. Ş sesiyle bitiyor. Dilek demek. Wishes. Dilekler. Bakın. Wishes dedim. Wish ş demedim. Wishes. Is sesi var. Diğer bir örnek. Match. Match bir maç olabilir. Anlamı matches. Bakın. Dışarıda es takısı s şeklinde okunmuyor. Matches şeklinde telaffuz ediliyor. Diğer örneğimiz Kiss. öpücük demek. Kisses Dikkat edelim. Kessiz. Diğer bir örnek. Fox. X ile bitiyor. Foxes. Bakın. Sız şeklinde. Sadece S harfi yok. Foxes şeklinde okunuyor. Diğer bir kullanımımızda ise Eğer bizim kelimemiz, ismimiz Y sesiyle bitiyorsa ve bu Y sesinden önce farklı bir sessiz harf var ise bu durumda y sesini düşürüyoruz. Yerine i ekliyoruz ya da i e ekliyoruz. Örneğimize bakalım. Memory, memories, hatıra, hatıralar. Body, vücut, beden, bodies, bedenler. Story, hikaye, stories, hikayeler. Party, parties, partiler. Dikkat edelim. Hepsi Y ile bitiyor. Y'den hemen önce R sesi var, D sesi var, R sesi var, T sesi var. Bunların hepsi sessiz bir harf. Bu yüzden I, E, S ekliyoruz. Y'yi düşürüyoruz. Evet peki kelimemiz Y sesiyle bitiyor. Ancak ondan önce bir sesli harf varsa bu zaman ne yapıyoruz? Bu durumda hiçbir değişiklik yapmadan sadece S takımımızı ekliyoruz. Bakalım tray tepsi demek trays tepsiler direkt s takısı ekledik. Donkey eşek demek. Donkeys eşekler. Direkt s takısı. Journey macera demek. Journeys ya da yolculuk. Journeys şeklinde de yolculuklar, maceralar şeklinde çevirebiliriz. Evet, bir diğer çoğul yapma kuralımız ise ismimizin sonunda fe ya da f sesi varsa burada fe ve f sesi düşüyor. Bunun yerine V E S sesini ekliyoruz. with sesini ekliyoruz. Örneğimize bakalım. Wolf F sesiyle bitiyor. Buradaki F düşüyor. Yerine S ekliyoruz. Wolves. Wolves şeklinde söylemek zor. Bu yüzden dil asimile olmuş burada. Wolves şeklinde daha doğru, daha kolay bir düzenlemeye gitmiş dil kendiliğinden. O yüzden Wolves şeklinde okuyoruz. Bunun çoğul halini F düşüyor. S ekliyoruz. Diğerine bakalım. Leaf yaprak demek. Leaves şeklinde f düşüyor ve ves ekliyoruz. Diğer örnek loaf, loaves. Shelf raf demek. Shelves şeklinde daha kolay bir çoğul ek almış. Knife f sesi düşüyor sondaki s ekleniyor. Knives bıçaklar. Diğeri life. Hayat demek lives, hayatlar. Diğer bir kuralımız da o harfiyle. Eğer kelimemiz o harfiyle bitiyorsa bunu çoğul yapmak için biz es ekliyoruz. Bakalım örneklerimize. Mango, mangos, Tomato, tomatoes. Hero, heroes. Potato, potatoes. Volcano, volcanoes. Buffalo, buffaloes. Peki bazı kelimelerimiz yine o sesiyle bitiyor. Ancak bunlara sadece s takısı ekliyoruz. Bu da neden? Bu o harfinden önce bizim sesli bir harfimiz olursa es değil sadece s takısını ekliyoruz. Bakalım radio, radio, radios, çoğul radyolar. Zoo, hayvanat bahçesi. Hemen o'dan önce başka bir o harfi var. Sesli harf. Bu yüzden buraya sadece s takısı ekliyoruz. Zoos. Diğeri kangaroo, Kangaroos sadece S takısı. CEO, Chief Executive Officer, CEOs şeklinde S takısı alıyor sadece. Stereo, Stereos. Evet bu dersimizde tekil isimleri ve tekil isimlerden çoğul isimlere nasıl ulaştığımızı öğrendik. Bunların kurallarını öğrenmiş olduk. Şimdi ise bir ders son aktivitesi yaparak öğrendiğimiz bilgilerimizi pekiştirelim. Ders son aktivitemizde bazı tekil kelimelerimiz var. Bu tekil isimlerimizi çoğul isme çevirmenizi istiyorum, belli kuralları takip ederek. Bakalım ilk kelimemiz content, içerik demek, sayılabilen bir isim. Bunu çoğul yapmak için sadece s takısı ekliyoruz, contents şeklinde. Diğer kelimemiz nappy bebek bezi demek. Burada y sesi var. Y sesinden hemen önce sessiz başka bir harfimiz var. P sesi. Bu yüzden y sesi düşüyor. İ-E-S ekliyoruz. Nappies. Diğer sorumuza bakalım. Zoo hayvanat bahçesi. Zoo'da o sesi var en sonda. O sesinden hemen önce başka bir sesli harf var. Bu durumda ES eklemiyoruz sesli harfimiz olduğu için O'dan önce sadece S takısı ekliyoruz. Zoos şeklinde hayvanat bahçeleri. Diğer sorumuza bakalım. Toe ayak parmakları demek. Toe sesli bir harf var. Sesli harften önce başka bir sesli harf var. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece S takısı ekliyoruz. Toes şeklinde. Diğerlerine bakalım. Family, aile demek. Y sesiyle bitiyor. Y sesinden önce sessiz bir harf var. Sessiz harfimiz olduğu için y'den önce y'yi düşürüyoruz. i, e, s ekliyoruz. Families, aileler. Diğer sorumuza bakalım. Peach, şeftali demek. Ç sesiyle bitiyor. Dikkat edelim. Ç sesiyle biten kelimelerimizi biz çoğul yapmak istediğimizde e, s ekliyoruz. Peaches şeklinde de telaffuz ediyoruz. Sonuncu sorumuza bakalım. Love, somun anlamına gelir. Burada F sesiyle bittiği için F'den önce bir sesli harf olduğu için F düşüyor ve yerine vıs ekliyorduk. Hatırlayalım. Loves şeklinde çoğul bir isim elde etmiş oluyoruz. Dördüncü dersimizi tamamladık. Bu ders konumuzla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek için videonun altındaki linklerden dilerseniz A1, A2, Elementary, Temel Seviye, Essential English Grammar kitabımızı satın alabilir. Ya da Udemy sayfamızdaki eğitimlerimize kayıt olabilir ya da My Echo web sayfamızdaki eğitim paketlerimizi satın alarak bol bol soru çözüp aktivite yapabilirsiniz. Başarılar dileriz.